Alevi hareketi olarak ya da Alevi toplumunda öteden beri bizim başımıza bela olan zorunlu din dersleri var. Bunu 12 Eylül sonrası yaşayarak acı bir şekilde hissediyorduk zaten. Ama özellikle AKP hükümetiyle beraber bu artık bir zorunlu din dersinden öte zorunlu din eğitimi boyutuna geldi. Dolayısıyla aslında bizce şu andaki eğitim sistemi sadece Alevileri ilgilendiren yanı değil, bütün toplumu da ilgilendiren bir boyuta şey olmuş. Ve ki kaldı ki biz Aleviler olarak da bunu en acı bir şekilde izliyoruz. Bizim özgürlükçü bir bakışımız, inançların özgürlük savunuculuğumuz bir yana asimilasyon politikalarının bir parçası olarak da düşünmemiz gerekiyor bunu. Sizin de ifade ettiğiniz gibi gerçekten de geçen gün mesela Bursa'da bir okulda kaymakamın sınıfa bir girişi var. Adeta yani o ritüelleri uygulamak, çocuklara merhabalaşmayı, günaydını, o modern, çağdaş modern selamlaşmayı özellikle bir kalıba sokmak. Biz de aslında selamlaşmanın belli illaki bir şu şekilde olsun, bu şekilde olsun da istemiyoruz ama onların mantığının olduğunu biliyoruz. Şöyle giriyor, selamün aleyküm, çocuklar da aleyküm selam şeklinde bunu özellikle vurgulamaya, eski okullarımızdaki o günaydın ya da merhaba gibi, iyi günler gibi, tünaydınlar gibi ruh hallerini dönemlerine göre anlatan selamlaşmaları da onların içine de karışarak. Hatta bir örnek daha var. Şöyle bir şey ki mesela biz daha çok Alevilerin de çok yakından bildiği Ciao Bella marşı ya da şarkısını bir sabah camiye geldiğinizde gibi coşkulu bir şekilde yani her şeyi, elimizde olan her şeyimizi, bütün değerlerimizi kendi dini değerlerine göre bir yontma var. Bu asimilasyon politikası bizim açımızdan, Aleviler açısından özellikle önemli. Tam da somut olarak şöyle koyduğumuzda mücadele etmek gerektiğini düşünüyorum. Şu anda zorunlu din derslerinden öte zorunlu din eğitimi var. Kendi dindar toplumunu yaratmaya çalışıyorlar.